Merci, Monsieur le Président, Son Excellence de m'avoir passé la parole. Je suis Pierre Webo, ancien joueur de Başakşehir, Fenerbahçe, notre club. Et actuellement, je suis... Artık Türkçe konuşuyor. J'aimerais bien, Başkan, pour être plus clair dans mon propos, je voulais le faire en français pour être beaucoup plus clair. D'ici, je voulais déjà partager mon expérience, excusez-moi, de mon état depuis que je suis arrivé dans ce beau pays, la Turquie. Votre hospitalité, votre manière, votre culture m'a vraiment accueilli avec des bras ouverts. Et je profite de cette occasion déjà pour vous remercier pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Comme mes confrères, je ne suis pas diplomate, poète ou comme les autres, je suis sportif. Et de par mon métier, je pense que le message que nous véhiculons dans le monde, il est assez important. De par le monde entier, aujourd'hui, je suis considéré comme un ambassadeur turc de par tout ce qui s'est passé. Par exemple, lors de l'incident que j'ai reçu d'un match de football en Paris, il y a de cela, un an de cela. De là de l'inégalité, je vous remercie déjà, Son Excellence, pour votre soutien au moment de cet incident. Je vous remercie pour le geste que vous avez fait pour moi en ce jour. Et de là aussi, tout le peuple turc, pour tout ce qu'ils ont fait pour moi ce jour du 8 décembre à Paris. Et d'ici... Comme vous avez dit tantôt, Son Excellence, je me propose à être vraiment aussi l'ambassadeur de l'Afrique, de la Turquie en Afrique, dans mon pays, au Cameroun, bien évidemment, et continuer à faire cette œuvre que vous, de votre côté, vous faites pour l'Afrique. Et encore merci pour votre soutien pour toute l'Afrique. Ne maçıydı o? Paris Saint-Germain'di değil mi? Başkan. Paris Saint-Germain, Başakşehir. Sağ ol. First, Your Excellency, it is exciting to see the strides taken in the collaboration between Turkey and Africa. It is my firm conviction that the thrust of any progressive and futuristic development is centered in collaboration. My name is Taruwashe Mnangagwa, an award-winning Zimbabwean filmmaker, producer and actress, and I believe there is ample room for partnership between Turkey and Africa in this space. This will go a long way to solidifying Turkish and African ties. Sayın Cumhurbaşkanım, ben Augusto Umba, Angolalıyım. Ankara Cibaravel Üniversitesi'nde finansman bulumundaki yüksek lisans öğrencisiyim. Aynı zamanda üniversitemizin Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Merkezi'nde araştırmacıyım. Ülkemindeki bir atasözünü burada da duyunca çok mutlu olmuştum. Sizlerle o kadar da uzak değilmişsiniz. Arayan bulur. Bu atasözü Portekizce'de kim procura acha denilir. Başarılar bir iş yapmayı aklına koyanlardır. Mevlana'nın dediği gibi, ister yavaş gitsin, ister tez koşsun, arayan bulur. Siz Türkler de bu sözü iyi bilirsiniz. Nitekim, Sayın Cumhurbaşkanımızdan doğal gaz rezervinden sonra her arayan bulamaz, lakin bulanlar arayanlardır diye söylemiştir. Saygılarımla. Öncelikle YTB öğrencisi olduğum için uluslararası öğrencilere verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. İsmim Bilal Yunsi, Cezayir'den geliyorum. Yabancı dil olarak Türkçe'nin öğretimi alanında yüksek lisans yapıyorum. Sizlere spor konusunda bir soru sormak istiyorum. Başta futbol olmak üzere Afrika kökenli sporcuların Türkiye'de hem güzel performansları hem de özel kişilikleriyle unutulmazlar arasında yer almayı ve Türk halkının gönlünde taht kurmayı başarmış. Sizce Afrika kökenli sporcular Türkiye'de niye bu kadar sevilmektedir? Başarılı oldukları için.
Başarılı olan bütün sporcular, özellikle de tabii futbolcular, gerçekten Türkiye'de son dönemlerde müstesna bir yere sahip oldular. Şu anda Süper Lig'de hemen hemen Afrikalı futbolcuların olmadığı kulüp yok gibi. Ve işte yanımda aynı şekilde. Ama yanımdaki tabii bir taraftan Gine, değil mi? Türk Gine karışımı. Karşımda ve bu aynı şekilde. Başarılı olanlar her yerde kendine muhakkak bir alan bulur. Ve sevgiye de layık olur. Ya merhabalar Sayın Cumhurbaşkanım. Benim adım Revan Hüseyin. Ben Sudanlıyım. İletişim Fakültesi'nde okuyorum. 2017'de Türkiye'ye geldim. YETEB Türkiye bursları vesilesiyle geldim Türkiye'ye ve doktora yapmaktayım. Biz Afrikalılar bazen ırkçı tavırlara maruz kalabiliyoruz. Şimdi ırkçılıkla mücadelede alınabilecek önlemler sizce nelerdir? Saygılarımla. Şunu öncelikle bütün samimiyetimle söylemem lazım. Tabii iktidar partisi AK Parti olarak bizim bir defa ırkçılık noktasında kesin karşı duruşumuz var. Çünkü bizim dinimizde biliyorsunuz ırkçılık yasaklanmıştır. Bizim dinimizde ırkçılık yoktur. Maalesef bizde muhalefet partisinin özellikle de son dönemlerde Suriyelilere karşı bir tavrı var. Ve işte iktidar olduğumuzda Suriyelileri kendi memleketlerine göndereceğiz filan diyor. Bizim öyle bir derdimiz yok. Biz şu anda yaklaşık 4 milyon Suriyeliye ülkemizde ev sahipliği yapıyoruz. Irak'tan gelenlerle beraber bu 5 milyon. Hepsine ev sahipliği yapıyoruz. Niye? Çünkü hepsi de bizim misafirimizdir. Hepsi de kendi yurtlarından zevkle ayrılmadılar bunlar. Yaşama imkanı bulamadıkları için ülkelerinden ayrıldılar. Bunlara biz tabii ki kapılarımızı açtık ve onlara da ev sahipliği yapıyoruz. Ve bundan sonra da Erdoğan bu ülkede Cumhurbaşkanı olduğu sürece, AK Parti bu ülkede iş başında olduğu sürece biz asla bu misafirlerimizi ülkeden kovmayız, kovamayız. Irkçılık bizim dinimizde men edilmiştir. Ne Arap'ın beyaza, ne beyazın Arap'a üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece Allah'a olan yakınlaşmayladır. Ölçü bu. Öyleyse biz Müslümanlar olarak böyle bir ayrımı yapamayız, yapmayız. Çünkü ebedi alemde bunun hesabını veremeyiz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bizlere gerçekten çok farklı bir akşam yaşattınız.